Niye? Çünkü orada hayvancılık daha gelişmiş. Süt sığırcılığı profesyonel anlamda çiftlikler var. Bizde bir tane bile yok. Süt sığırcılığı bizde yok. Bizde sadece yerel çapta herkesin koyunu, birkaç tane ineği var. Fazla sütünü satıyor insanlar. Koyun vermişiz. 4200 tane. Manda da veriliyor biliyor musun? Koyun vermiş. Koyun vermiş. Koyun hibe hepsi. Evet. Tamam. Geçen de sayıda arkadaşlar koyunlar ne olmuş? Bir iş talep yok. Ama insanlar diyor ki ben şunu yapacağım bana destek olun diyen bir kişi yok. Ben hayvancılık yapacağım. İşte bana bir 100 koyun verin. Sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası Hakkari genelinde ilk defa bir vali odalarımızı ziyarette bulunuyor. Bu da bizi açıkçası çok sevindiriyor. Sayın valimizin odamızı ziyaretinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Burada yüksek ovada açıkçası yani sorunlarımız çok. Biz bunu sayın valimizle defalarca biz görüştük. Tabii sorunlar çok olunca sayın valimiz yani her alanda ulaşımdan tutun spora kadar, spordan tutun tarıma kadar, tarımdan turizme kadar açıkçası elinden geldiğince zaten yapıyor bunu. Hepimiz de sosyal medyada zaten bunu takip ediyoruz, görüyoruz. Bu anlamda biz sayın valimizden randevu talep ettik. Bizleri kırmayıp odamızı ziyaret ettiler. Şeref verdiler kendilerine. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Burada taşımacı esnafımızın sorunları varsa biz bu sorunları arkadaşlarımızdan, kendilerinden dinlemek istiyoruz. Sayın Valim, teşekkür ederim başkanım. Karşılama için başkanın şahsından tüm değerli şoför esnafımıza sevgi ve saygılarımı çok teşekkür ediyorum. Güzel el sahipliğimizden dolayı. Benim rahmetli babam da kamyon şoförüydü. Ben 7 yaşından itibaren bayağı yollarda geçtik. Bu şoförlük mesleğinin zorlukları, sıkıntıları birçoğunu hem yaşayarak hem görerek tecrübe etme imkanı. O anlamda da hepinize kolaylıklar diliyorum. Rabbim çoluğunuzla, çocuğunuzla, sağlıkla, huzurla dört teker üzerinde altından rüzgar esen bir aletin üzerindeyim derdi rahmetli. O anlamda her an trafikte siz ne kadar dikkatli olursanız olun. İşte başınıza gelme ihtimali olan bana araba kullanmayı öğretirken de bazen olur ya direksiyon tekerle falan tutarsın böyle kolu falan dayarsın. Bir kızardım birkaç defa da elime böyle ufak bir uyarı attım. Başkanımız davet etti. Ben de şeref duydum. Buraya gelelim sizlerle istişare edelim diye. Hayatın içindeki sağlam durduktan sonra inşallah bütün bu potansiyel sorunlar çok fazla uzun olmayan bir süre içinde çözülür. Bunun için en önemli şey de insanların itibariyle bitmiş olacak. Güzeldere köprüleri 2024 yılı bitmeden bitmiş olacak. Onlarla ilgili hiçbir ödenek sıkıntısı yok. Ulaştırma Bakanımız yakinen takip ediyor. Ödenekleri ayrıldı. Müteahhitleri 15 günde bir iş takvimini ben kendim de Karayolları Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla takip ediyorum. O tüneller bu yıl içinde tabii kaza, bela, musibet, afet, deprem, şu bu başımıza gelmeden bu işleri bitirmemiz de gerekiyor. Bunun sizi ne kadar zorladığını hepinizin malumları zaten. Ben de yakından takip ediyorum. Yeni karayolları çalışma yapıp, orada bir patlatma silsilesi yapıp, o hattı tüneller açılıncaya kadar bir 15 günlük periyotta o hattaki düşme ihtimali olan bölgeleri patlatma silsilesiyle aşağı indirecekler ki o sürekli bir şey düşüyor ya. Ben bariyerler koydurdum ama o bariyerler de çok yeterli değil. Her an her şey olabilir diye insanlar aklımdan geçiyor. Allah korusun işte başımıza kötü bir hadise gelmeden karayolların orada da muhakkak tedbir alması gerekiyor. Ayrıca yazı ne olacak, öyle kalacak mı, bu böyle kalacak mı diye. Orada da temel sorunlardan bir tanesi havaalanı yapım süreciyle başlayan ve bugüne gelen bir sorun. 10 yıl önce bir cihaz alınmış, oraya konulacakmış, mahkeme engellemiş yani. İhtiyati tedbir kararı verilmiş. MERA üzerinde benim endişem şu, biz o cihazı Mart ayından itibaren Mart ayına girdik ya, hava şartları o iradeyi ben kendi adıma alacağım o sorumluluğu. Mevcut bir cihaz var, o cihazın kurulacağı MERA üzerindeki yeri
Mahkemenin tutma istikametinden 6 kilometreden cihaza kilitledim, cihazı hava alanına sorunsuz bir iniş yaptırabilecek potansiyeli ve kabiliyeti var mı? Bu şekilde iniş sağlayabilir cevabı bana gelsin. Burada hiçbir problemimiz yok. Yani o cihazı oraya kuracağız. Bu ne? Ama eğer o cihazla bir problem devam edecek konusu devam ederse bu sefer de yeni bir uçakları indirecek gerçek bir cihaz var mı? Bu cihaz hangisi? O cihazı alıp kuracağız. Yani şimdi iki iki iş yapmayalım yani. Kurup cihazı yarın öbür gün lan hala uçak inmiyor. Niye? Bu nasıl bir iş diye siz hepiniz soracaksınız. Birçok grup var. Bu yetki belgeleri. A, B, D, F grupları. D grubu Esenler'e gümrük kapsında bekleyip işte yolcu taşıyabilir müsaadesi var. Ancak bunun dışında ikbal ediliyor da ama adamlar caymıyor. Yani araçları bağlanmaya kadar giden bir şey var orada. Ağır bir müeyyidesi var. Yazıyor diyoruz. Esenler'e gittiğimiz takdirde geldi var bizim plakalar yani bizim araçlara. 100 kişiler biliyorsunuz. Bu sefer bize ceza yazıyorlar. Dostanlara yazmıyorlar, bize yazıyorlar. Sana ne cezası? Efendim bir tane... Kartasını özel olarak söyle. Bunların korsan taşımacılık yaptığını ve yapmaması gerektiği konusunda yoğun bir ilgi ben kendimde takip ederim. Anladın mı? Ama şimdi bir şikayet silsilesi başlayınca sen birisini şikayet edince o da seni şikayet ediyor. Senin de hani o sözü çok seviyorum. Kendisinin evi camdan olanlar başkasının evlatların tamken, işin tamken birisi sana soru sorabilir, evrak isteyebilir. Ben yıllarca muhatap oldum bu konuyu. 92'de, 93'te, 94'teki o hepinizin bildiği malum süreçleri takip edebilirsiniz. Çünkü size soru sorulda yani. Levent Kırk'ın tarafından. Yani soru noktasına kadar götürmüyor. Burada bir, şu anda o beyde uyguluyorsa hesabını da verin. Ama diğer konuda korsanla ilgili yapabileceğimiz en etkili mücadele bildirimde bulunmanız. Zaten ben bu kooperatifler kanununda şeyler, maddeler belli. Şimdi bize verilen plakalar D plakalar. Ben bu arada adımı başlayayım size. Gaffar benim adım. Yüksek ve Şemdin arası minibüs işletiyorum. Şimdi bize verilen 3 tane kooperatif var. 3 kooperatif tek çatı altında faaliyet gösteriyoruz. 90'lı yıllardan bu yana. Şimdi D plakanın verildiği, kooperatifin verildiği güzergahta başka araçların taşıma yapma şeyleri var mı Sayın Vali? Arası yolcu taşıma ile ilgili kanun var, başlatma kanunu. Biz, orada hangi kimlerin nasıl yolcu taşıma yapabileceği tasnif edilmiş durumda. D1, D2, D3, D4 yetki belgeleri var. Hangi yetki belgesi, hangi güzergahta taşıma yapabilir? Belli şeyleri olamaz. Bak şimdi şöyle bir şey karıştırmıyorum. Bu araç yolcu taşımacılığının ana unsuru plaka değil. Yetki engelleyen bir şey yok yani şu an. Arkadaş onu demek istemem. Şöyle bir şey var Sayın Valim. Bu arz ve talebe bağlı değil mi? Mesela eğer mevde bir 30 tane minibüs çalışıyor. Bu minibüs artık ölünceye kadar bu 30 minibüs çalışacaktır diye engelleyen bir yasa yok. Çok iyi anlıyorum. Bu bunun tartışmasını çok yaptık. Neden yaptık? Buna bu Türkiye'deki ulaştırma sektöründe özellikle tabirimi mağdur. Boğaz keser rekabet diye birçok yerde yeni kooperatifler kurup bedava bile yolcu taşıyıp yerini batırmaya çalışan otobüs firmalarına geçmemesi lazım. Çünkü adam yaşadık bunu. Büyük bir dönem pandemide yolcu taşıma ücretini 600 lira yaptı, 1000 lira. Başka rekabeti engelliyor. Kada yok. Serbest rekabet. Bizim ülkemizdeki daha çok ortaya bir karar almış. Yani ilçe il trafik komisyonlarında bunu değerlendir diyor. Eğer burada yolcu potansiyeli yoksa, ilave hatta ihtiyaç yoksa da güzergah izin belgesi verme. Bir şey de yanılıyorsam da mazur görün. Şeyde kooperatifler kanununda bir minibüsün parasını ödemiş miyiz? Her ay adamın parasını ödemiş. Adam sonra altta sizlerle sözleşme imzalamış. Sizde kim sizin paranızı ödememiş. Size yani ekmek parası. Ben sizin hepinizin tek derdi var ekmek parası. Öyle mi? Öyle. Yani kimsenin sizin ekmek paranızın gözü olmasını falan kabul edemem ben. Benim yanında, sağında, solunda olamayız. Ha nedir? Sizlerden en büyük ricam da şu. Çoluk çocuk da hepinizin.